Merhabalar sevgili Yas TV izleyenleri. Bir Gözlem Kulesi'nde daha sizlerle beraberiz. Bu hafta önemli bir konuğumuz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Refik Özen. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne yapayım? Gündem yoğun malum. Siyaset ve siyasi konularda da ta ilçe başkanlığından geldiği için Refik Bey biraz daha sosyal medyadan da izlediğimiz kadarıyla oldukça güzel yorumlar, değerlendirmeler yapan bir isimlerden biri. Tabii hem siyaseti konuşacağız, hem Bursa'yı konuşacağız, hem de Balkanları konuşacağız. Çünkü üç ayrı alanda da faaliyet gösteriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bosna Dostluk Grubu, Parlamenter Arası Dostluk Grubu Başkanı aynı zamanda Bosna Dostluk Grubu. Üsküplü zaten Balkanlarla direkt bağlantısı olan bir isim. O yüzden programımızın son bölümünü kaçırmayın Balkanları merak edenler. İkinci bölüm Bursa, birinci bölüm siyasetle başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Malum siyaset kışın soğuğuna rağmen sıcaklığından bir şey kaybetmiyor. Cumartesi günü muhalefet partileri. 6 muhalefet partisinin bir süreden beri sürdürdükleri bir hazırlık çalışmaları var. Parlamenter sisteme dönüşle ilgili ilke haritasını, yol haritası açıklanacak genel başkanlar tarafından. Bu arada tabii iktidar partisinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaya hazırlandığı seçim barajının düşürülmesi, seçim yasası ile ilgili çalışmaları var. Siz nasıl okuyorsunuz bu çalışmaları? Hem muhalefeti sizin gözünüzden, pencerenizden bir değerlendirelim muhalefetin bu çalışmalarını ve sonra da iktidarın çalışmaları hakkında bilgi alalım sizden efendim. Elbette ben de tekrar sizin aracılığınızla tüm Az TV izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Evet, yeni bir yılın ilk programında tekrar evet. Sizlerle birlikte olmanın memnuniyetini de yaşıyorum. Tabii ben sözlerin başında maalesef Covid testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli hanımefendiye de geçmiş olsun dileklerimi evet, bizden de geçmiş olsun. Acil şifalar bu diliyoruz illetten, efendim. Şu anda muzdarip olan tüm vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Tabii zor bir iki yıl geçiriyoruz. Pandeminin ortaya koyduğu şartlara bağlı olarak. Tüm dünyayı etkileyen bu salgının etkilerini tabii ülke olarak bizler de yaşadık. Kısmen yaşamaya da devam ediyoruz. Tabii bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en başından beri ifade ettiğimiz husus şuydu. Bu şartların getirdiği ağırlığa rağmen vatandaşımızın bundan en az etkilenecek düzeyde yapılacak çalışmalarla bu süreci atlatmak ve inşallah bir an önce de normal hayata ulaşmak. Ve o çerçevede salgının en başından itibaren gerek ekonomik anlamda, gerek sosyal anlamda, sağlık alanında attığımız gerçekten çok ciddi adımlar oldu. Ve birçok dünya ülkesi, Avrupa, Amerika başta olmak üzere bundan çok olumsuz etkilenirken salgınla mücadelede, tedavisinde bizler hamdolsun bu konudaki gerekli altyapılarımızı zamanında atmış olmanın vermiş olduğu avantajla daha pozitif bir şekilde ayrıldığımızı net bir şekilde ortaya evet. koymak istiyorum. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Sizin sorunuza şu açıdan bağlamak istiyorum. Bu kadar ağır bir şartlar çerçevesinde bizler vatandaşlarımızın bu konudaki olumsuz etkilerinden nasıl kurtulur sorusuna cevap arıyoruz iktidar evet. olarak, Cumhur İttifakı çözüm olarak. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Tabii buna karşılık, karşımızda bir muhalefet yaklaşım var ve bu yaklaşımın ana çerçevesi Türkiye'nin felaketi üzerinden bir siyaset geleceği inşa etmek Namık Bey. Evet. Ve aslında bu kadar benzemizin bir araya gelmesinde buluştukları tek ortak payda Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinde bir siyaset ve Recep Tayyip Erdoğan gitsin de bu ülkeye yansa, batsa, razı olacak bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız maalesef. Ortaya koydukları hiçbir proje olmadığı gibi bu ülkenin mutluluğunu da paylaşmaktan maalesef aciz olan bir muhalefetle de karşı karşıyayız. Bunu niye söylüyorum? Mesela biz ülke tarihinde ve ilk defa Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulduk. Evet. Bu millet sevindi, bizler hepimiz sevindik, bu muhalefet sevinemedi. Ayasofya'yı açtık, gerçekten bu milletin özlemle beklediği bir adımdı. Bu millet sevindi, bu muhalefet maalesef sessiz kaldı, sevinemedi. Savunma sanayinde muazzam işler yapıyoruz. İHA'larımızla, SİHA'larımızla dünyaya örnek oluyoruz.
dosta güven, düşmana korku veriyoruz. Bununla alakalı bir teşekkürü dahi bizden çok gören bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. TOG'u yapıyoruz. Bunun inşallah temellerini Bursa'da attık, inşaatı bitti, bantları inşa ediyoruz. Buna karşı bile hani araba diye sorma acizliğini gösteren bir muhalefetle karşı karşıyayız. Türk Ovak aşısını Allah'a şükür bu ülkenin insanıyla başardık. Onu dahi itibarsızlaştıran söylemlerle karşı karşıya kaldık. Bunun gibi daha birçok örneği aslında çoğaltabiliriz. Şimdi bunlardan gerek Türkiye siyaseti adına, gerek ülkenin sorunlarına çözüm noktasında bir proje beklemek gerçekten artık hayalcilikten öteye geçmiyor. O çerçevede bizler önümüzde 2022 ile alakalı atmamız gereken adımların çalışmalarını yine her alanda devam ettiriyoruz. Ekonominin getirdiği belli zorluklar var. Onun farkındayız. Ve o çerçevede ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere bunun bir an önce normalleşmesiyle ilgili de adımlarımızı özellikle 20 Aralık'ta aldığımız kararlarla dolardaki kur stabilizasyonu sağlamak, kur istikrarını sağlamak noktasında attığımız önemli bir adım vardı. Ve inşallah bunun sonuçlarını da tahmin ediyorum. Sene ikinci yarısından sonra daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Ve yine gerek işverenlerimizin, çalışanlarımızın bu fiyat artışlarından daha az etkilenmeleri, ezilmemeleri noktasında da gerek asgari ücretin artışında, gerek emekli aylıklarının artışında sene başında attığımız adımlar vardı. Ve inşallah bu şartlara bağlı olarak sene içerisinde de yine buna bağlı iyileştirici adımları atacağımızı da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Ve vatandaşlarımızla sahada sürekli gezmeye çalışıyoruz. Ben bu kadar zorluğa rağmen vatandaşın ümidinin yine AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunda net bir şekilde gördüğümüzde söylemek istiyorum. Özellikle vatandaşımızın şu noktadaki hassasiyetini çok önemsiyorum Namık Bey. Millet İttifakı olarak adlandırılan yapının HDP'nin peşine takılarak bir siyaset üretme çabası noktasında vatandaşımızın çok ciddi rahatsızlığı var. Özellikle ülkemizin senelerdir terör faaliyetleriyle gerek Kürt gerek Türk vatandaşlarımızın hayatına kastetmiş, orada yapılan yatırımları sabote etmiş, öğretmenlerimizi, doktorlarımızı öldürmüş, okulları yakmış, hastaneleri yakmış, yıkmış bir terör örgütüyle, intisaklı bir yapıyla birlikte siyaseten hareket edilmesi noktasında vatandaşımızın çok ciddi rahatsızlığı var. Ve bizler de terörün bitirilmesiyle ilgili gerçekten yoğun bir mücadele sergiliyoruz. Gerek Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, gerek MİT, istihbarat olmak üzere ve yurt içinde ve yurt dışında da Allah'a şükür çok önemli kazanımlar elde ettik. Ve bu noktada da terörü bitirme noktasına geldik. Evet. Bu mücadeleyi de inşallah ısrarla devam ettirmeye kararlıyız. Bu parlamenter sisteme dönüş olur mu başkanım? Yani sizin siyaset okumanız, muhalefetin iddiası, bu çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani içi boş söylemler olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Bizler 2018 yılında yapılan seçimle yeni bir yönetim şekline geçtik. Ve parlamenter sistemle alakalı süreçleri sizler de bir basın mensubu olarak geçmişte çok yakından takip ettiniz. Yani parlamenter sistem bu kadar mükemmel bir sistemdi de senelerdir Türkiye'ye niye zaman kaybettirildi diye sormak lazım. Bu parlamenter sistemde neler yaşanmış? 1960 darbesi yaşanmış. 12 Mart 1971 muhtırası yaşanmış. 1980 darbesi yaşanmış. 28 Şubat süreci yaşanmış. 27 Nisan muhtıraları yaşanmış. Bu yaşananlar bu kadar öve öve bitiremedikleri ve ısrarla getirmek istedikleri yönetim şekli olan parlamenter sistemde yaşandı maalesef. Sonra
1923-2018 yılları arası 95 yılda Namık Bey 65 hükümet kurulmuş. Evet, yılda 1,5. 16 hükümetin ömrü 6 aydan kısa olmuş. 17 hükümetin ömrü 6 ay ile 1 yıl arası olmuş. 14 hükümetin ömrü 1 ila 2 yıl arası olmuş. 7 hükümetin ömrü 2 ila 3 yıl arası olmuş. 8 hükümetin ömrü 3 ila 4 yıl arası olmuş. 3 hükümetin ömrü de 4 yıldan fazla olmuş. Bunun bir tanesi Turgut Özal döneminde, diğerleri de AK Parti döneminde. Şimdi bu parlamenter sistemde hangi istikrardan bahsedeceğiz? Bu kadar olumsuzlukları yaşamış bir ülke olarak siyaseten bize zaman kaybettirmiş, enerji kaybettirmiş bir sistemi tekrar geri getirmenin kime ne faydası olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Öbür taraftan hep şikayet edilen husus şuydu. Milli irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tecelli etmiyor deniyor. Evet. %10 barajı var ve birçok oy %10 barajına geçemeyen partiler nedeniyle mecliste temsil edilemiyordu. Ama bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli iradenin en az %90'ı kullanılan, evet, oyların temsil ediliyor. Ve siyasette bir uzlaşma kültürü oluştu. %1 oyu dahi olmayan partiler bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili sokabiliyorlar. Demokrasimizin daha da taçlanması ve o manada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tezahür etmesi noktasında da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Yönetim Sistemi'nin çok daha demokratik bir sistem olduğu da aşikar. Bunu net bir şekilde yaşıyoruz, görüyoruz. Öbür taraftan daha hızlı hareket etme, özellikle şu iki senedir yaşadığımız hadiselerde daha hızlı karar alabilme, hareket edebilme kabiliyetimizi de getirmiş oldu. Ve o anlamda da zaman kaybetmeden vatandaşlarımızın beklentilerini daha kısa sürede çözüm bulmayı da getirmiş olduk. O anlamda muhalefetin bu parlamenter sistemle de alakalı kendilerinin de aslında ne istediğini daha şu ana kadar hiç kimse biliyor değil. Yani sürekli bir parlamenter sistem söylemi, bir ortak açıklama vesaire ama somut, elle tutulur hiçbir şey yok. Bunu seçim sonrası da gerçekleştirebilme ihtimalleri de yok. Çünkü ya 3-2 çoğunlukla bunu sağlayacaksınız ya da referandum kararı alacaksınız. O anlamda hayalden öte geçen ve gündem değiştirmekle alakalı bir söylemden öteye geçmiyor. Ben bu sistemin elbette aksayan yönleri olabilir ve süreç içerisinde bununla alakalı iyileştirici tedbirleri, kararları alıyoruz. Bazı şeyleri yaşayarak görüyoruz. Bu anlamda da ihtiyaçları giderecek adımları da hızlı bir şekilde atıyoruz. Ve gelinen noktada da bu kadar ağır şartlara rağmen geçen sene ihracat rakamlarımız 225 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Sanayide çarklar dönmeye devam etti ve etmeye devam ediyor. Ama dünyanın da tabii etkilendiği, bu enerji maliyetlerindeki artışları vesaire. Bizler buna rağmen bu yönetim şekliyle en az hasarla yolumuza devam ediyoruz. Ben bu noktada muhalefetin bu söylemini ciddiyetten uzak buluyorum. Hani bırakın bu noktada bir konsensüs sağlayabilmelerini, aday noktasında daha iyi bir konsensüsü başaramamış bir yapının, evet, böyle önemli, hayati bir konuyla alakalı bir konsensüs sağlayabileceğini de ihtimal vermiyorum. Anladım hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi yerel yönetimler konusu Türkiye'deki en çok tartışma konularından biri. Hatta işte yerel seçim sonrası Ankara, İstanbul belediye başkanlarının değişmesi sonrası göreve seçilen başkanlar bile şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ismi geçenler arasında yer alıyor. Sizin bu hem Bursa özeli hem bu genel yönetimle ilgili hiç karşılaştırma yaptınız mı? Elinizde dökümler var mı? Yani bir Bursa, mesela Bursa şu anda o yerel seçimlerde AK Parti'nin
en çok oy aldı. Bizden sonra Antep geliyor sanırım. Birinci sırada Bursa geliyor. Bir AK Parti'nin yönettiği şehir, bir de diğer o Millet İttifakı'nda yer alan şehirlerin hiç karşılaştırmasını yaptınız mı? Yani, ya somut veri anlamında belki net bir şey söyleyemem ama Ankara'ya da gidip geliyoruz. Dolayısıyla evet. orada haftanın 3-4 günlü yaşantımızı orada sürdürüyoruz. Bursa'da zaten o anlamda hem siyaseten burada yaşıyoruz, evet. hem sosyal hayat anlamında Bursa'da yaşıyoruz. Öbür taraftan özellikle son kar yağışıyla alakalı yaşanan hadiselerde özellikle İstanbul'un, Türkiye'nin kalbi olarak adlandırılan şehrin düştüğü çaresizliği de izleyerek o anlamda Bursa halkının tercihini tekrar 2004'ten bu yana olduğu gibi AK Parti'den yana kullanmasının ne kadar doğru bir karar olduğunu vatandaşımız da özellikle son yaşanan süreçte bir kere daha net bir şekilde görmüş oldu. Tabii yerelde hizmet etmek gerçekten kolay değil. Çok zor. Namık Bey. Hele hele böyle kozmopolit şehirlerde, İstanbul, Bursa gibi şehirlerde bu hizmeti üretebilmek her baba yiğidin de harcı değil. O çerçevede tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından gelen bir siyasetçi kimliği olması AK Parti'deki yerelde görev alan arkadaşların da bu konuda çok daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiğini de bilerek hareket ediyoruz siyasette. Öncelikle bu süreçte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere Ali Nur Aktaş Başkanımız olmak üzere gerek Osman Gazi gerek Yıldırım ve diğer AK Partili belediyelerimizin çok iyi bir sınav verdiğini söylemek istiyorum. Ve o kadar yoğun kar yağışında hiçbir kapalı yolumuz yoktu. Evet. Ve sabahlara kadar ekiplerimiz canhıraş bir şekilde bu çalışmalarını yürüttüler. Tabi burada bu kar yağışı anında böyle gelen bir şey değil. Meteorolojinin bu konudaki uyarılarını da evet. dikkate alarak bu çalışmaları yürütüyoruz. Bilimsel verileri dikkate alarak hareket ediyoruz. Ama İstanbul'da özellikle yaşanan hadiselerde bir vatandaş olarak üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Yani yolların bu şekilde tıkanması, saatlerce insanların orada çaresiz bir şekilde kalması hepimizin üzüldüğü bir konu. Ama öbür taraftan halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının bu kadar önemli hadiselerin yaşandığı bir saatte, ortamda başka görüşmeler içerisine girmiş olması aslında vatandaşların dile getirdiği tepki o. Yoksa kimin ne yediği, içtiği ile alakalı ilgilendiğimiz mesele evet. değil. Ve maalesef birçok Cumhuriyet Halk Partili siyasetçi de o akşam boşa düştü malumunuz. Tweetler atıldı, evet. eski görüntüler dendi. Sonra ve hepsi maalesef bu anlamda bunun bir parçası oldular. Bir siyasetçi açısından üzücü bir durum. Bir saat dendi, görüşme 3 saat oldu, ortaya çıktı. Burada önemli olan net olabilmek, şeffaf olabilmek ve söylediğinizle yaptığınızın birbirini tutuyor olması ve evet. o noktada maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi kötü bir imtihan verdi. Biz Bursa'da o anlamda belediyelerimizde bugüne kadar olduğu gibi yine önemli çalışmaların mücadelesini ortaya koyuyoruz Namık Bey. Özellikle Hanlar bölgesinde yaptığımız çalışma evet. önemli. Gerçi girecek miyiz bilmiyorum ama bu hani bağlamda evet evet Bursa yatırımlarına girebiliriz. Yani senelerdir bence de yıllardır beklenen en önemli beklenen projeydi ve hamdolsun artık oradaki o Hanlar bölgesini, o tarihi güzelliğini kapatan binaların hiçbiri yok. Yok. Son bir bina kaldı. İnşallah onu da önümüzdeki günlerde evet, başkan Mart ayında evet, yıkacağız demişti. İnşallah yıkmış olacağız ve o tarihi aksı aynı İstanbul Yarımadası gibi o tophanedeki sırtlarındaki tarihi aksla Hanlar bölgesinde birleştirmiş olacağız. Bence önemli tarihi adımlardan bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Öbür taraftan T2 hattıyla alakalı çalışma evet, o biraz uzadı şekilde. Yalnız. Evet. Maalesef orada bazı bizim de elimizde olmayan sebeplerden dolayı ihalelerin iptal edilmesinden kaynaklı bir gecikme de yaşandı. O yüzden de vatandaşlarımızdan özür diliyoruz ama inşallah tahmin ediyorum Mayıs-Haziran gibi de T2 hattını bu yılın Mayıs ayı Haziran tabii. Bu ayın evet. Mayıs-Haziran aylarında inşallah
hizmete sunmuş olacağız. O da önemli bir kazanım Bursa adına. Öbür taraftan yüksek hızlı tren projesi ile alakalı hep konuşulan ne yaparsak yapalım hep karşımıza çıkan bir konu. En son Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle bütün vatandaşları davet ederek çok önemli bir açıklama yapacağım diyerek bu konuyu gündeme getirmesi ama bir sonraki günde maalesef tekzip eder derecede o konuşmanın aksi bir konuşmayı ortaya koyması yine muhalefetteki o kimlik problemiyle alakalı bir neticenin tezahürünü görmüş olduk. Oradaki yaptığı açıklamada aynı ihale ısrarla söylüyor olması ve bunu Cumhurbaşkanımız tarafından imzalandığını ısrarla vurguluyor olması ama bir sonraki gün bunu inkar ederek dile getirmesi gerçekten üzücü bir durumdu. Şimdi orada onunla alakalı tabii bazı hususları belki vatandaşlarımızla paylaşmakta fayda var. Orada dile getirilen iddialar bir kere aynı ihale olduğunu iddia etmişti Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. 2018'de yapılan ihaleyle 2020'de yapılan ihalenin bir kere aynı ihale olmadığını bu sizin vesilenizle bir kere daha net bir şekilde ortaya koymak lazım. 6 milyar TL fazla bedelle başka bir firmaya verildiğini iddia etmişti. Ama gerek kapsam, gerek maliyet ve güzergah bakımından birbirinden çok farklı iki ihaleden bahsediyoruz. İlk ihalenin üzerinden 29 ay sonra ikinci ihaleye çıkıldı. Ve 2018'deki projenin uzunluğu 106 kilometre. Evet. Yani Bursa, Osmaneli arasını kapsayan bir ihaleydi. Ve orada Bursa, Yenişehir, üst yapı, Yenişehir, Osmaneli arası da altyapı ve üst yapı ikisini birlikte kapsayan bir ihaleydi. Ama ikinci ihale, 2020'deki ihale Bandırma-Bursa arasını da içine alan ve Bandırma-Bursa arası altyapı ve üst yapı işlerini de kapsayan 201 kilometre olan ve 7 istasyonun ilave edildiği bir projeden bahsediyoruz. Neredeyse iki katına çıkmış oluyor. Şimdi biraz akıl olan, izanı olan, vicdanı ve insafı olan bir siyasetçinin bu ikisine aynı ihale deme cüretini göstermesini anlayabilmiş değiliz. Kaldı ki projelerdeki bu değişikliğin yanı sıra 2018 yılı ile 2020 yılı arasında fiyat artış katsayısı da 1.85. Yani 2018 yılındaki 3.2 milyar TL 2020 yılında 5.90 milyar TL oldu aslında. Buna rağmen biz Allah'a şükür bu ihale neticelendi, onaylandı ve gayet şeffaf, net bir şekilde biz Bursa Hızlı Tren'in inşaatını artık kaldığı yerden devam ediyoruz. Daha başladı mı Sayın Vekilim? En alakalı. Çok merak edilen de konu o. Yani sizler en yakın takipçisiniz. Biliyorum Bursalı vekillerin en çok o konuyla ilgili herhalde Sayın Kara İsmailoğlu'nun kapısını çaldıklarını da biliyorum. Evet. Sayın Bakan da gelecek galiba. O konuda da Cumartesi günü inşallah Ulaştırma Bakanımızı Bursa'da ağırlayacağız. Hem bu konu hem de şehir hastanesi metro işiyle alakalı orada da yine itirazlar üzerine iptal gibi bir durum söz konusuydu ama o itirazlar itirazlar da neticelendi. İhale kaldığı yerden inşallah devam etmiş olacak. Dolayısıyla orada da metro, şehir hastanesi metro işimizi de bir yandan devam edeceğiz. Ve yine Ulaştırma Bakanımızla inşallah geldiğinde Teknosap önemli bir kazanım. Kavşak oranı, oranın kavşağıyla alakalı bir değerlendirmemiz olacak. Hasan Ağaçalı kavşağıyla alakalı bir değerlendirmemiz olacak. Ve o çerçevede inşallah Ulaştırma Bakanımızla Bursa'da verebilmeli bir toplantı gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Tam bahsettik hani Bursa yatırımları kapsamında. Gerçekten hem Türkiye'nin gururu hem de Bursa'nın gururu. Biz de gittik, Amerika'daki gördük, lansmanda gerçekten hepimiz duygulandık. Gürcan Bey'in oradaki gözyaşlarıyla bu mutluluğu paylaşıyor olması millet olarak hepimizi duygulandırdı ama bir Bursalı siyasetçi olarak daha fazla da ayrı bir gurur duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Sizler de geçtiğimiz günlerde gittik, lansmanına gittik. Lansmana gittiniz ve orada yapılan çalışmaları yakından görme şansınız da oldu. Ve kaba inşaatı bitmiş durumda. İnşallah bitmiş, İçinde şu anda bir yandan bantlar montajı yapıyor robotlar. Ve 2022 bu senenin sonunda inşallah TOG'u banttan indirmiş olacağız.
ve 2023'te de artık yollarımızda TOG'u görmüş olacağız. O da önemli bir kazanım. Uludağ Alan Başkanlığı ile alakalı. Sayın Vekilim, bir virgül koyabilir miyiz? Birinci bölümün sonuna geldik. Alan Başkanlığı'nda kaldık. Oradan devam edelim. Evet sevgili Az TV izleyenleri, Gözlem Kulesi devam ediyor. Önemli konular. Hızlı tren, şehir hastanesini konuşuyorduk Sayın Vekilimizle. Alan Başkanlığı'na geldi. Uludağ'da Bursa için en önemli konulardan biri. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın efendim.